Havayı nasıl buldun aşkım? Geçen sefer geldiğimde evet. Beğendim. Geçen seferki otelin adını hatırlıyor musun? Söylesek kötü olmaz. Ney? Alesta Butik Otel. Alesta Butik Otel, sakın gitmeyin. Sakın. Niye sakın gitmesinler? Ya geçen biz 5 Ocak'ta gittik çünkü çok soğuktu gerçekten. 5 Ocak ney? 5 Ocak benim doğum günüm. Kocacığım oradan yer ayırtmış bize. Evet. Gitti. Ve kaloriferi bile odayı bize verdiklerini de açtılar. Gece evet. Otelden çıkmak zorunda kaldık. Evet. Sonrasında sabah kahvaltı bile edemedik. Gündüz gözüyle havayı göremeden geldik. Evet. Gece resmen yemek yiyip evimize döndük. Niye? Çünkü daha mutlu oluruz diye düşündük, değil evet. mi? Ava, Latince'de iki dere arasında kurulmuş köy demekmiş. Göksu ve Yeşilçay derilerinin arasında kurulmuş bir köy. Peki bu hangi dere? Dananam. Şu an Göksu Deresi'nin yanında oturuyorum. Bu dereler Ava'dan geçerek Karadeniz'e dökülüyorlar. Ava'nın nüfusu 2500 kişiymiş. 2500. Evet ama hafta sonları yaz aylarında nüfus gerçekten çok fazla artıyormuş. Burada çok güzel butik oteller var, bungalovlar var. Ama iyi araştırın kalmadan önce. Evet, gerçekten iyi araştırın. Ve de yan bak mesela burasının fiyatını öğrendik, ne kadarmış şimdi? 375 lira sanıyorum. Evet, 375 liradan aşağı bir yere gitmeyin evet. Sakın. Evet. 200 liralara falan kalmayın. Ya da buraya gelip kalmadan dönmek gerekiyor. Kalmadan dönmek lazım. Evet. Yaşayan kesimin çoğunun Türkmen boylarının çocukları olduğu söyleniyor. 14. yüzyılın ikinci yarısında Konya, Karaman ve Balıkesir'den gelen Türkmen boyları yerleşmiş çünkü buraya. Ve hala çocukları buralarda yaşıyor, işletiyor. 2500 nüfusun içinde mi? Anca tabii evet. 2500 kişi kalmışlar değil mi? Evet. Gelmişler 100 bin kişi. Ne olmuş? Yaramazlık mı yapmış? Yaramazlık yapmış. Uf olmuş amcası. Aa, çok da tatlı. Çok uzaktan geldi kendini sevdirmek için. Hem zor yürüyor. Benim bebeğim. Kıyamam sana. Ama sen yatacaksın Serpil. Ama ne yapıyorsun? Nasıl yatacağını bulamadı. Bulamadım nasıl yatacağını. Bayağı alçıya mı almışlar ayağını? Bayağı. Oradaki kırmızı topu ilgisini çekti galiba. Ne oldu küçük kuzu? Ne oldu bebisko? Nasıl duruyor? Kokuyor. Mis gibi de kokuyor. Mis gibi köpek kokuyor. Bak, bak. Ama yapma amcası. Çok sakinmiş. Gülmek ister misin? Hiç gülüyormuş gibi olmuyor ama öyle. Çok tatlı ya. Sevmek istiyorum. Aşkım ne onlar? Bakayım. Aa, çok tatlı kozalaklar mı topladın? Niye şişman lan benim? Sen evimizin babasısın sevgilim. Baba dedin şişman mı olur? Bak babam orada görüyorum, hiç şişman değil. Vallahi maşallah babamı. Baba kapa çabuk göbeği. Yakuplu Caddesi denen yerde karşılıklı sağlı sollu bir sürü restoran ve otel var. Akşam, akşamüstü yani artık yürüyüş yapıyoruz. Ağabey de akşamüstü yürüyüşü. En güzel saatleri zaten şunu kafamdan çıkarayım. Şurada bir arkadaş var. Neden öyle bir şey yapmışsın?
Otoparkçıymış abi. Otoparkçıymış. Ağaçtan ses geliyor ayıp sürmesi. Evet. Düşerseniz ben bu durumdan mesul değilim. Beğendiniz mi hanımlar Ava'yı? Evet. Bize söylemişsin başka bir şey var mı? Size bir şarkı söyleyeceğim. Allah. Hazır mısınız? Ha? Aşkım sen bana bu kadar hızlanırsan bana vurursan eğer ben bu da arkaya nehre düşerim biliyorsun. Sence en güzel gelecek mevsim hangisi? İlkbahar ve sonbahar. İlkbahar ve sonbahar. Kozalakların nerede? O kozalaklarla ne yapacaksın pardon? Ev kozalak doldu. Doğalgazla ısınıyor sevgilim biliyorsun değil mi? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ağabeyi sevdik. Evet çok sevdik. Birbirimizi de çok seviyoruz. Evet sevgiyle her şey güzel. Sevgiyle.